O Fener Rum Metropoliti, Fener Rum Kilisesi'nin rahibi, baş rahibi Bartolomeos son İsviçre'de yaptığı, belki de yaptırıldığı bu imza olayı başlı başına büyük bir skandaldır. Şimdi biz geçen sene Bartolomeos'un hakkında Mavi Vatan Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi TÜRKTEKS olarak suç duyurusuna bulunduk. Bartolomeos kendisini şöyle tanıtıyor: Ekümenik Patrik, anayasamıza ve Lozan'a, Konstantinopol diyor İstanbul'a ve arkasına Bahreyn'de FETÖ'nün de içinde bulunduğu dinler arası diyalog toplantısında 2022 Kasım ayında Konstantinopol, yeni Roma'nın başkenti, buranın ekümenik patriği Bartolomeus diye yazdırıyor arkasına. Yani bu Türkiye'de sözde mesela bir Kürdistan kuruldu, başkenti şurası dendi gibi bir olay. Bu kadar ciddi bir olay. Yeni Roma neresidir? Sen Yeni Roma diye nereyi kastediyorsun? Yeni Roma'nın başkenti Konstantinopol neresidir? Sen kimsin diye kimse sormadı. Bu anayasamızda belirtilen ülkemizin bölünmez bütünlüğüne tamamen karşı bir eylemdir. O bir suçtur. Şimdi biz bu suçu ortaya koyduk ve Yunan devlet uçaklarıyla seyahat etmesini de ortaya koyduk. Yunan devlet elemanı gibi, Yunan devletinin elemanı gibi davrandığını da ortaya koyduk. Kendine bayrak yapmış. Fener Rum Patrikliği bayrağı yapmış. Buna kim? Kim müsaade ediyor? Bir bayrak yapmış devlet gibi. Bunu biz daha önceden görmüştük. Gidişatın ne kadar kötüye gittiğini çok net görmüş ve nasıl bayrak kullanır, nasıl Yunan devlet uçaklarıyla gider, nasıl Yeni Roma'nın başkenti der, nasıl İstanbul'a Konstantinopol der, kendisini nasıl ekümenik olarak tarif eder falan diye biz bütün yaptıklarıyla birlikte hakkında suç duyurusuna bulunduk. Aradan yaklaşık 2 sene geçti. Bir tane vatansever, vatanperver, kahraman savcı çıkmadı ki bunun hakkında bir soruşturma yapsın, ifadeye çağırsın. Bu adamın dokunulmazlığı nedir? Ben Cihat Yaycı olarak Yunanistan bana bir uçak tahsis etse ben hemen burada sorguya çekmeleri, hakkında soruşturma açmaları lazımdır. Ben Cihat Yaycı olarak Yunan Başbakanıyla, Yunan Dışişleri Bakanlığıyla resmi görüşmeler yapsam benim hakkımda hemen soruşturma açmaları lazım. Ben gidip desem ki Yeni Roma diye bir devlet kuruldu. Ben de oranın başkentinin başpiskoposuyum. Bilmem nesiyim desem benim hakkımda hemen soruşturma açılması lazım. Ama bu adamın dokunulmazlığı nedir? Ben kendime bir bayrak yapsam ve bunu bayrak... Bakın dikkat edin, hiç Türk bayrağı kullanmaz bu Bartolomeos. Şimdi bundan sonra kılıf için belki kullandırırlar. Bir kere dahi arkasına Türk bayrağı almaz. Ya bu adam Ukrayna'ya gitti. Bu adam Baltık Cumhuriyetlerine gitti. Bu adam arkasında devletin bayrağı, sanıyorum Litvanya'daydı, başka yerlerde de aynı manzara var. Mesela Litvanya'nın bayrağı var arkada. Bir de bu sözde ekümenik patrik bayrağı var arkada. O ayrı bir devletmiş gibi. Ya bu rezaletlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl göz yumuyor? Biz Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Atatürk zaten bu patrikhaneyi, bu kiliseyi dışarıya atmak için o kadar çaba sarf etti ki Lozan'da başaramadı bunu. Atatürk'ün demeçleri vardır. O bağrımıza saplanmış bir hançerdir diye. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına neden olmuştur diye. Şimdi gördüğümüz manzara korkunç bir manzaradır. Korkunç bir manzaradır. Aynen Kıbrıs'ın elden gidiyor olduğu zamanları hatırlayın.
anlam planını yesme annemleri 80 yıllık Kıbrıs politikası değişmişti. Şimdi de 80 yıllık bu Fener Rum Patrikhanesi Kilisesi politikası değişiyor. Ve birileri şunu söylüyor, biliyor musunuz? Ben bunları duyuyorum. Efendim, ekümenik olursa bu Türkiye'nin elini güçlendirir. Ya kardeşim, bu adam sana hizmet etmiyor. Bu adam Yunanistan'a hizmet ediyor. Yunanistan'ın elemanı gibi çalışıyor. Bu adam emperyal güçlerin, Amerika'nın elemanı gibi çalışıyor. Bu adam, bu Patrikhane'nin bugüne kadar Türkiye'ye en ufak hizmeti söz konusu mudur? Bayrak bile taşımayan adam. Ya bu Patrikhane'nin sitesine girsin herkes. Patrikhane'nin sitesinde Türkçe seçenek yok. Ya Yunanca ya İngilizce var. Türkçe seçenek yok. Ya bu rezaletleri, yani bunu ben şimdi, hadi iktidar bunu yapıyor. Muhalefetten ses yok. Muhalefetten de ses yok. Bir tane adam çıkartıp da bir şey söylemiyor ya. Birisi çıkıp da söylemiyor ya. Ana Muhalefet Partisi bir şey söylemiyor ya. Çıldıracak gibiyim ya. Hepsi anlaşmışlar. Hepsi anlaşmışlar. Bu emperyal plan üzerinde hepsi anlaşmışlar. E bakıyorsunuz, İstanbul'da yeni Balat'a kadar bir tramvay yolu açıldı. Tramvay hattı. Ya yayınladık bunu biz TürkTeks'ten. Yayınladık. Hatta Fener semtine geldiğinde aç parantez Patriklik yazıyor ya. Sanki Fener semti Patrikhane'nin semti ya. Turistik bir yer mi orası? Ancak bahçesine girersin. Turistik bir yer mi Patrikhane? İçine giremezsin. Kapısı zaten kilitli. Kin kapısı var. Bir Türk lideri o kapıda asılmadıkça o kapı açılmayacak. Kin kapısı var. Osmanlı padişahları bu adamların hainlikleri yüzünden bunları asmış, o kapıda sallandırmış. Ekümeniklik. Ekümeniklik bize hizmet. Ya bu şey, ya bu gerçekten farenin kulak memesini üfleyerek uyuşturarak yemesi gibi bir olay ya. Ekümeniklik bizim işimize yarar falan. Böyle, bir de böyle propaganda yapanlar var. Şimdi gelelim olaya. Bu en son olayı. Başlı başına skandal. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan orada. Aynı masada oturuyorlar. Karşısında bu adam oturuyor. Ve tabelada şu yazıyor. Ekümenik Patrik yazıyor masada. Ekümenik Patrik. Dışişleri Bakanı'nın hemen karşısında yazıyor. Dışişleri Bakanlığı heyeti de arkada oturuyor. Buna bunlar izin vermiş. Bu kadar net. Dışişleri Bakanlığı izin vermese o oraya gidebilir mi? Sen kimsin kardeşim? Demezler mi? Hem izin ver, hem bu rezalet ortaya çıkınca da saçma sapan açıklama yap. Ben onu da söyleyeceğim şimdi. Ya Ukrayna zirvesi yapılıyor. Rusya'ya yok. Ukrayna tam bir Amerikan projesi bu. Ukrayna kilisesi de buradaki patrikliğe bağlıyorlar. Metropolitliğe. Ya kardeşim, Lozan'da Atatürk'ün emri var ya. Da çok net, Fatih Kaymakamlığı 2022 yılında yayınladı bunu. Buradaki bu papaz ancak Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul'daki Rum Ortodoks Hristiyanlara dini hizmet vermekle mükellef. Sorumluluk alanı bu. Ukrayna nereden çıktı? Yunanistan Başbakanı, Yunanistan bilmem nesi nasıl geliyor buraya adama ayine? Gökçeada'da mı oturuyorlar bunlar? Bozcaada'da mı oturuyorlar? İstanbul'da mı oturuyorlar? Bunlar bizim adamlarımız mı? Bizim vatandaşlarımız mı? Allah Allah. Peki Ukrayna kilisesini Rus kilisesinden ayırıp buraya bağlı. Ya bizim aramız bozuluyor. Gene fitne, fesat, nifak doğuruyorlar. Ya bize ne bu dini meselelerden? Patrikhane'nin sorumluluk alanı budur. Kardeşim, gidin ne işiniz varsa hesaplaşın demek lazım. Rusya bizim ikinci ekonomik ortağımız. Biz Rusya'nın üçüncü ekonomik ortağıyız. Ya nasıl böyle bir oyuna gelinir? Nasıl oyuna gelinir?
Hani 15 Temmuz'u başkaları yapmıştı? Ne oldu? Şimdi onların aynı tavına mı geldik? Kime ne söz verildi? Ne oluyor ya, ben anlamadım ya. Ya kardeşim, hadi iktidar bunu yapıyor. Muhalefet niye siz ses çıkartmıyorsunuz? Herkes aynı yerden mi yönetiliyor? Herkes aynı yerden mi yönetiliyor? Bu memlekette bir tane doğruyu söyleyecek Cihat Yaycı mı var ya? Ya vatan, millet, devlet, bayrak nerede kaldı ya? Şahsi ihtirasınız, iktidar ihtirasınız yüzünden memleket elden gidiyor ya. Ya memleket elden gidiyor ya. Adam burada haritalar yayınlanıyor Yunanistan'da. Patrikhane devleti diye ya. Aha, adam orada imzacı oluyor. Dışişleri Bakanı'nın karşısında oturuyor. Ekümenik Patrik yazıyor. Adam orada imza atıyor. İmza attığını herkes görüyor. Şimdi bu rezalet ortaya çıkınca da şimdi Dışişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Bak şimdi açıklamaya bak. Allah'ınızı seversiniz. Biz de TÜRKTEK'ten bir açıklama yayınlattırdım ben de. Ne diyor? Sayın Bakanımızın İsviçre'de öyle Fener'in Patrikhanesi'nin 15-16 Haziran 2024 tarihlerinde İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın zirve marşında Fener Rum Patriği Bartolomeos'la resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Allah Allah. Adam imza atmış mı kardeşim? İmzayı atan devletler dışında kim var orada ya? Ha? Bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz siz? Ne atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz kardeşim? Biz de bu devlete 50 sene hizmet ettik ya. Biz bilmiyor muyuz bu işleri? Siz mi biliyorsunuz? Siz okudunuz, biz okumadık mı? İnanılır gibi değil. Allah Allah. Zirve sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan ortak bildiriye bilahare Fener Rum Patrikhanesi'nin isminde imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsveç'e ve Ukrayna'dan izahat istemiştir. Allah Allah, biz bunu ortaya çıkartmasak istemeyecekler yani, bak adam karşısında oturuyor. Adam karşısında oturmuş. Orada oturuyorsa imzacı zaten herif. Rezalet ortaya çıkınca da ya siz oradaydınız zaten. İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istiyor ya. Sonra diyor ki öte yandan Fener Rum Patrikhanesi'nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varisidir. Desene orada ekümenik falan değildir diye. Niye demiyorsun? Niye demiyorsun? Şimdi ben de şöyle bir yorum yapıyorum. Soruyorum şimdi. Rezalet. Rezalet. Dışişleri Bakanlığı Fener Rum Patrikhanesi'nin patriğinin İsviçre'de Ukrayna zirvesinde devlet gibi imza atması rezaletine skandal gibi bir açıklamadır bu diyorum. Skandal bir açıklama gibidir. Açıklamaya göre Bakan Bey Fener Rum Patriği ile görüştü. Bak, çünkü orada diyor ki zirve marjında. Konumuz zirve değildi diyor. Görüştüğünü kabul ediyor yani. Görüştü ama bu görüşme zirve ile alakalı değildi demek bu. Çünkü zirve marjında görüşmedi diyor. Bakan Bey Fener Rum Patriği ile görüştü ama bu görüşme resmi de değildi. Ya bu yani özlü kabahatinden büyük. Ya bu adam bir imam seviyesinde bir adam. Bakan nasıl resmi görüşme yapacaktı ki zaten bunlar? Zaten o imamın, yani imam pozisyondaki bir adam, o adamın oraya nasıl getirildi, nasıl müsaade ettiniz? Bir de resmi görüşme yapmadık. Resmi görüşme, senin muhatabın mı bu ya? Senin muhatabın mı bu? Senin elemanın, senin devlet memurun, senin kamu görevlin bu ya. Nasıl resmi görüşme? Hangi makamda ya? Fatih Kaymakamlığı'na bağlı ya. 2022'de Fatih Kaymakamlığı'na açıklama yaptırdınız. Ya inanılır gibi değil. Bir de Fener Rum Patriği zirve bildirgesine devlet başkanı gibi imza atarken orada bulunan Bakan Bey ve yanındaki heyet görmemiş. Fark etmemiş ya. Allah Allah. Ya bu nasıl? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Zürafa Adası bizimdir der.
Rum Yunanistan Dışişleri Bakanı bizim Dışişleri Bakanı ses çıkarmaz. Ekümenik yazar karşısında lap diye apaçık böyle durur ortada tabela. Vallahi görmedim duymadım derler. Adam imzacı orada oraya gelir kendi izninle gelir. Dışişleri Bakanlığı izin vermese gelebilir mi oraya? Dışişleri izin vermese Amerika'ya gidebilir mi? Devlet başkanı ile görüşebilir mi? Dışişleri izin vermese gidebilir mi Ukrayna'ya? Dışişleri izin vermese gidebilir mi Netanya'ya, Estonya'ya, bilmem nereye? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi yakında da göreceksiniz. Yine Trabzon'da bu sefer de Turizm Bakanlığı'nın eliyle. Turizm Kültür Bakanlığı'nın eliyle. Yine Sümele'de ayin yaptıracaklar bu adama. Ekümenikliği pekişsin diye. Evrenselliği pekişsin diye, devlet statüsü pekişsin diye. Ya sen kardeşim Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul dışında hiçbir yerde bu adam hizmet veremez. Ya ne turizmi ya? Ne turizmi ya? Orada Yunan mı var ya? Orada Hristiyan mı var ki oraya gidiyor? Var idiyse niye Lozan'da yazılmadı? Allah Allah. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Ben şunu söyleyeyim. Bakın. Burada sorulması gereken o kadar çok soru vardır ki. Onlardan en önemlileri çok hakikaten bir kere şu. İsviçre'deki Ukrayna konferansına Patrick nasıl katıldı? Kimin izniyle katıldı? Ve devlet statüsünde, yani devlet olmayan zaten katılamıyor orada. Ekümenik Patrik imzası Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunduğu listede nasıl bulunuyor? Ha? Nasıl, nasıl? Türkiye içinde devlet içinde devlet mi var? Ha? Devlet içinde devlet mi var? Vatikan'ın gözlemci olduğu bir Vatikan ya devlet statüsünde papalık. Onun bile gözlemci olduğu yerde Patrik nasıl da imzacı taraf kimliği kazanıyor? Ha? Vatikan'dan da daha güçlü. Lozan ve anayasamızın ihlalinin yanı sıra ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ihlali anlamına gelen, yani devlet içinde devlet olduğu anlamına gelen bu duruma savcılarımız acaba re'sen soruşturma başlatacaklar mı? Var mı bir vatanperver yiğit savcı soruşturma başlatsın bu memlekette? Var mı bizim iki seneden beri yaptığımız suç duyurularına işlem yapacak bir savcı? İfadeye bile çağrılmadı ya. İfadeye. Korkarım yakında beni ifadeye çağırırlar. Patriğe böyle dedin diye, saygısızlık ettin diye, bak Patrik böyle falan diye. Umarım çağırırlar. Umarım çağırırlar da bu kamuoyuna bir iyice bir bu tehlikeyi anlatabilirim ben de. Hepinize saygılar sunuyorum. Hakikaten canım çok sıkkın. Hakikaten büyük bir akıl tutulması yaşanıyor. Büyük bir akıl tutulması yaşanıyor. Bu durum inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Yani gerçekten yani ben bunu nasıl olacağını, nasıl olduğunu tahayyül dahi edemiyorum. Yani nasıl böyle bir devlet nasıl bu duruma düşer ya? Bir de son söz olarak şunu söyleyeyim. Atatürk'ün, büyük Atatürk'ün Patrikhane hakkında görüşleri ve tutumuyla ilişkin bir not düşelim tarihe. Atatürk, Fener Rum Patrikhanesi'nin düşmanca faaliyetleri yüzünden Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına yönelik olarak Patrikhane'nin Türkiye dışına çıkartılmasını ister. Lozan esnasında da talimat verir. 25 Aralık 1922 tarihli Le Journal Fransız gazetesi muhabiri Paul Ariyo'ya verdiği demeç onun bu düşüncesini açıkça ortaya koymuştur. Mustafa Kemal Paşa, Büyük Atatürk, Patrikhane ile ilgili şunları söylemiştir. Lakin bir fesat ve hıyanet ocağı bulunan memlekette nifak ve şikak tohumu saçan Hristiyan hemşerilerimizin huzur ve refah içinde uğursuzluk ve felaket sebebi olan Rum Patrikhanesini artık topraklarımız üzerinde bırakamayız. Bu tehlikeli teşkilatı memleketimizde muhafaza ya bizi mecbur etmek için
ne gibi vesile ve sebepler gösterilebilir? Türkiye'nin Rum Patrikhanesi için arazisi üzerinde bir sığınak göstermeye mecburiyeti mi vardır? Bu fesat ocağının hakiki yeri Yunanistan değil midir? Merkezi hükümetimiz bütün bu noktalar hakkında delege heyetimize misak-ı milli hükümleriyle uygun düşer surette katli talimat vermiştir. Ama Patrikhane'nin hatta Lozan Konferansı sırasında Türk heyeti Patrikhane'nin Türkiye'den ihraç edilmesi için uğraşmış. Hatta Patrikhane için Yunanistan'da Athos Dağı'nda bile yer gösterilmiştir, önerilmiştir. Ama Lozan Konferansı esnasında Yunanistan Megali İda hedefleri doğrultusunda Patrikhane'nin mutlaka İstanbul'da kalması gerektiği konusunda ısrarcı olmuş. Lozan Anlaşması'nın imzalanırken imzacı devletler, Yunanistan'ı destekleyen devletlerin baskısıyla Patrikhane'nin İstanbul'da kalması sağlanmıştır. Nokta. Atatürk, devletimizin kurucusu Büyük Atatürk işte Patrikhane'yi bir fitne ve fesat ocağı, nifak ve şikak tohumu saçan, memlekette Hristiyan hemşerilerimizin dahi huzur ve refah içinde uğursuzluk ve felaket sebebi olan bir fitne yuvası olarak tarif etmektedir. O gerçeği herkes görmelidir. Gerçek Atatürkçüler ortaya çıkmalıdır. Bu oyuna karşı, bu kumpasa karşı, bu devleti parçalamaya yönelik bu oyunu bozmalıdır. Bütün Atatürkçüleri tepki vermeye çağırıyorum. Vay vatan, vay vatan deyip Rum lobilerinden bilmem ne falan beslenen tipleri de burada mutlaka tepki vermeye çağırıyorum. Gerçek Atatürkçüler Patrikhane'ye tepki göstermelidirler. Patrikhane'nin bu tutumuna tepki göstermelidirler. Devlet içinde devlet olmaz. Ekümeniklik ne demek? Bayrak ne demek? İmzacı olmak ne demek? Saygılar sunuyorum.